Atatürk Vatandır sempozyumlarının banisi, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı, siz çok kıymetli Rizeli dostlarımızı ve ekranlar başında bizleri takip eden izleyicilerimizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Kıymetli misafirler, Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın kaleme aldığı ve bugüne kadar Atatürk hakkında alınamamış, kaleme alınamamış bir eser, Hoş Geldin Atatürk eseri malum. Ben o eserden bir alıntı yaparak günümüzle buluşturmak, birleştirmek istiyorum. Malum o eserde Atatürk'ün hazırlatmış olduğu, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ye hazırlatmış olduğu 51 tane hutbe var. Bu hutbelerden birisinin başlığı emanete riayet konusu. Ben bu hutbeden, Atatürk'ün hazırlatmış olduğu emanete riayet konulu hutbeden alıntı yaparak sizlere konuşmamı yapmak istiyorum. Bu hutbe şöyle başlıyor. Nisa suresi 55. ayette Cenab-ı Hak, gerçekten Allah size emaneti ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür buyruluyor. Ve hutbe şöyle devam ediyor. Ey cemaati Müslümin! Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, emanetleri ehline veriniz. Emanete hıyanet etmeyiniz. Bir de insanlar arasında hükmederken adaletle, Allah'tan korkarak hükmediniz. Evet, Allah-u Teala emanetleri ehline veriniz buyuruyor. Öyleyse kendisine bırakılan bir emanete hıyanet etmemek, bir kimsenin hakkını aramak, sonra her vazifeyi adamına vermek, kendisine emanet edilen bir görevi hakkıdır. Allah-u Teala bu şekilde emrediyor. Hutbe şöyle devam ediyor, kısa. Bu emre uymak, bir millet selameti için mutlaka gereklidir. Çünkü fertlerin hukuku adalet ile, toplumun menfaati ise işleri, vazifeleri ehline vermekle gerçekleşir. Birinin bize emaneten bıraktığı şeyi muhafaza edip gerektiğinde kendisine vermek üzerimize borçtur. Bunu yapmamak emanete hıyanettir. Emanete hıyanet edenin imanı noksandır. Millete ait işlerde bir emanettir. Onları ehline vermemek de emanete hıyanettir. Üzerine aldığı bir görevi hakkıyla yerine getirmemek, hile yollarına sapmak, işe önem vermemek emanete hıyanettir. İşte Atatürk'ün hazırlatmış olduğu ve Hoş Geldin Atatürk kitabında yer alan hutbe bu şekilde devam edip şöyle sonlanıyor. Allah'ın bu iki emrini tanımayan bir millet mümkün değil yaşayamaz. Tekrar ediyorum bu cümleyi. Allah'ın bu iki emrini tanımayan bir millet mümkün değil yaşayamaz. Hangi türden olursa olsun emanete hıyanet toplumu alt üst edilecek kadar büyük kötülükler meydana getirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki emanete zarar gelince kıyameti bekleyiniz. İşler ehli olmayan kimselere verildiği zaman artık kıyameti gözleyiniz. Bu hadis-i şerifin anlamından anlıyoruz ki bir memlekette emanete riayet edilmez, vazifeye önem verilmezse o memleketin nizamı ve intizamı bozulur, her şeyi alt üst olur. Yine Maide suresi 3. ayette bugün dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim buyurulur. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Sebe suresi 28. ayette biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik buyurur. Şimdi emanetin ehline verilmeyişinden kaynaklanan sonuçları birlikte değerlendirelim dostlar. Yani biraz önce arkadaşlarımızın ifade ettiği eksiksiz ve kusursuz olan İslam dini için reforma veya güncellenmeye ihtiyacı var diyebilen bir siyasinin ülkemizdeki varlığı emanetin ehline verilmeyişinin ispatıdır. Bugün yapılması gereken hükümleri güncellemeye çalışmak değil, onu anlayacak ve hayata geçecek
insanı yetiştirmeye gayret etmektir. Bugün kamil insanın yetiştirilemiyor olmasının ve bu bir devlet politikası olarak yapılamıyor olmasının sebebi yine emanetin ehline verilmeyişindendir. Hırsızlık artıyorsa, gasp artıyorsa, dolandırıcılık artıyorsa, adam öldürme artıyorsa, ahlaksızlık, namussuzluk artıyorsa bunun sebebi toplumda kamil insan yetiştirecek kişiye yetki verilmeyişinden, yani emanetin ehline verilmeyişindendir. Yine işsizlik artıyor, insanlar haciz bataklığında debeleniyor, boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, evlenenler de çocuk yapmaktan korkuyorsa, yani bu bir milletin ve devletin bekasını tehlikeye düşürecek duruma gelmişse, bunun sebebi yine emanetin ehline verilmeyişindendir. Tarım ve hayvancılık bitirilmiş. Petrol denizi üzerindeki ülkemizde dünyanın en pahalı akaryakıtı satılıyorsa, dünyanın en zengin ikinci altın madenine sahip ülkemiz dışarıdan altın ithal ediyorsa, millet ve devletin borcu her yıl katlanarak artıyor ve hiç kimsenin ödeyemeyeceği hale gelmişse, bunun sebebi yine emanetin ehline verilmeyişidir. Devletin gelir kalemlerinin gider kalemlerini geçmesine, mevcut yapıda üzerinden 1000 yıl da geçse imkan bulunmuyorsa, bunun sebebi emanetin ehline verilmeyişidir. Bu listeyi uzatabiliriz. Son olarak deriz ki, hutbede ne deniliyordu? Atatürk'ün hazırlatmış olduğu hutbede, emaneti ehline vermeyen ve bütün işlerde adaleti gözetmeyen, yani Allah'ın bu iki emrini tanımayan bir millet mümkün değil, yaşayamaz. O halde Türk siyasetinin ve Türk milletinin inanarak milletin ve devletin menfaatleri için emanetin sahibini iktidara getirmesi şarttır. Aksi takdirde milletin ve devletin batması kaçınılmazdır. Bu cümleler emanetin sahibinin kendisine aittir kıymetli dostlar. İşte son cümlemiz, bu emanetin sahibi milli ekonomi modelinin ve sosyal devlet, milli devlet projelerinin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendi'den başkası değildir. Saygılarımla. Sayın Kaplan'a çok teşekkür ediyoruz.